Kıymetli seyirciler, yeni bir Açık Medeniyet programına tekrar hoş geldiniz. İnşallah bu programımızda çok kıymetli konuğumuz Fatih Çalışır hocamız, kendisi İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü hocası, Osmanlı tarihi üzerine çok güzel çalışmaları var. Doktorasını Georgetown Üniversitesi'nde yaptı ve şu anda İbn Haldun Üniversitesi'nde tarih bölümünde devam ediyor. Tahsin Görgün hocamız zaten programımızda hep beraber başından beri devam ediyoruz. İnşallah bu programımızda gerileme söylemi nasıl günümüzde eleştiriliyor, neden önde gelen tarihçiler gerileme söyleminin yanlış olduğunu söyledikleri halde hala tarih eğitimimizde, liselerde, üniversitelerde bu gerileme paradigması bir hakikatmiş gibi bir dogma olarak gençlerimize öğretiliyor ve genel söyleme neden bu hala nüfuz etmedi, yansımadı, bunların üzerinde duracağız ve gerileme söylemini reddeden tarihçiler nasıl bu sonuca vardılar, neden bunu reddediyorlar, ayrıca gerilemenin sebebi olarak neden İslam gösteriliyor? Acaba bu gerileme söylemi İslam'ı reddetmek, İslam'ı gençlerin gözünde itibarsızlaştırmak için bir araç olarak mı kullanılıyor? Ve batılılaşmanın meşrulaştırılmasının bir aracı olarak mı kullanılıyor? Bunlar üzerinde duracağız. Ve eğer gençlerimiz işte Osmanlı'nın son dönemine kadar gayet zinde, canlı, dinamik, kendini sürekli yenileyen, reform eden bir medeniyet olduğunu görürlerse, onların günümüz dünyasına bakışları nasıl değişir? Bunların üzerinde konuşacağız. Evet, ama daha önceki programımızda da belirttiğimiz gibi tarihimizin yeniden yazılabilmesi için kendi algımızın değişmesi gerekiyor. Çünkü gerileme paradigması bizde özgüven kaybına yol açıyor ve kendi kendimize saygımızı yitirmemize yol açıyor. Batının her şeyin merkezi olduğu gibi bir düşünceye saplanmamıza yol açıyor. Ayrıca tabii dinimizin bizi geri bıraktığı gibi bir yanlış sonuca bizleri götürüyor. Dolayısıyla öncelikle kendimize bakışımızı bir değiştirmemiz gerekiyor. Ama tabii kendimize bakışımızı değiştirebilmek için de tarihe bakışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunlar birbiriyle irtibatlı süreçler. Burada bir taraftan felsefecilerin devreye girmesi gerekiyor. Bir taraftan tarihçilerin devreye girmesi gerekiyor. Ama sosyal psikolojinin bir şekilde burada değişmesi gerekiyor. Evet, ama programımıza geçmeden önce ben Fatih Çalışır hocamızın Süreyya Faruki ve Şakir Yılmaz hocalarımızla beraber editörlüklerini yaptıkları çok kıymetli bir çalışma var. Yeni yayınlandı. İbn Haldun Üniversitesi tarafından Kanuni Sultan Süleyman ve Dönemi Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar ismiyle. Burada çok değerli çalışmalar var. Çok önde gelen kıymetli bilim adamlarının katkıları var. İnşallah bu kanuni dönemini ayrıca tartışmamız lazım. Tabii İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye medreselerini yeniden sahiplendi, ihya etmeye çalışıyor ve her sene Süleymaniye Sempozyumu yapılıyor ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi farklı boyutlarıyla bu sempozyumlarda inşallah ele alınacak. Tabii bu da bir şekilde yani Osmanlı'nın geri kalmadığının ve son derece dinamik bir medeniyet olduğunun verilerini inşallah Teala ortaya çıkartmış olacak. Evet, bu geri kalma paradigmasını eleştiren, bunu reddeden tarihçiler kimler? Evet, arzu ederseniz Fatih Hocam, yani bunların bir listesini bir sayalım. Tabii. Ki dinleyicilerimiz, seyircilerimiz bunlar haberdar olsunlar. Yani böyle acaba sadece marjinal böyle bir kişi mi bunu eleştiriyor?
Yoksa bu ana akım, mainstream bir şey mi, yaklaşım mı? Evet. Kimler var bu düşünceyi reddedenler? Bir önceki programımızda işte Brodel'den bahsetmiştik, Halil Ancık'tan bahsetmiştik. Yani kimler var? Bunu böyle bir sizden alabilir Tabii. miyiz? Tam da buyurduğunuz üzere hocam, artık ana akım tarih yazımı uluslararası arenada gerileme ifadesinden kaçar hale geldi. Yani bunu neredeyse hiçbir kitapta, makalede tema olarak dahi göremezsiniz. Osmanlı geriledi çünkü diye bir ifade az rastlanır hale geldi. Kimler sayesinde? Öncelikli olarak bu büyük isimler. Fernand Braudel, Halil Nalcık, Süreyya Faruki, Roger Owen, Edve Said gibi çok değerli isimlerin 70'lerde, 80'lerde dile getirdikleri eleştiriler sayesinde. Son iki nesilden tarihçiler, aralarında benim de hocalarım olan işte Ross Murphy, Gabor Agoston, Cemal Kafadar Hoca Harvard'da, Daniel Goffman, Caroline Finkel, Metin Kunt, Rifat Ebulhaç gibi gerçekten şu anda Fleischer, Cornell Fleischer gibi. Donald Quatert. Tabii. Quatre Hoca gibi. Yani daha aklıma gelmeyen Dana Sajdi mesela kültür tarihi noktasında çok değerli eserler yazdı. Hala da yazıyor. Yani artık bir anlamda ana akım tarih yazımı Osmanlı'yı neyin gerilediğini değil, Osmanlı'yı 20. yüzyılın başlarına kadar neyin ayakta tutabildiğini bulmaya, Evet. anlamaya çalışıyorlar. Mustafa Ağar Subhanallah, soyadımı bir anda karıştırdım. Mustafa Armağan abimizin de bu konuda güzel bir derleme çalışması var. Bu makaleleri bir araya getirip Çok doğru. bir kitap olarak yayınladı. Yani seyircilerimiz ona da ayrıca müracaat edebilirler. Çok Bu da doğru. güzel bir çalışma. Evet, dolayısıyla hani önde gelen bütün tarihçiler, Osmanlı Tabii. tarihçileri, yani Osmanlı'nın geri kalmadığını ifade ediyorlar. Tabii. Evet. Linda Darling, Jane Hathaway bunlar halihazırda doktora öğrencileri yetiştiren kürsü sahibi hocalardır yurt Evet. dışında. Evet. Ve bunlar batılı hocalar. İşte Avrupa'da, Amerika'da, yani önde gelen bölümlerdeki hocalar. Ve tabii Türkiye'den hani bunu yani geri kalma paradigması red manasında kimler var? İşte Halil İnancık'tan bahsettiniz. Evet. Onun dışında kimler var? Türk olup da Osmanlı tarihi yazan. Cemal Kafadar Hoca tabii önemli. Şimdi bu aslında İngilizce literatürde devam eden bir tartışma. O yüzden Mustafa Armağan Bey bunları Türkçeleştirip Evet. Türkiye'deki okuyucunun da dikkatine sunmak istedi. Bence çok önemli bir iş başardı. Evet. 10 küsur yıl önce, 15 yıl önce yaptığı bir çalışmaydı Evet. bu. Ama Hakikaten. maalesef böyle ana akım söyleme bu henüz bir girmedi. Tabii. Tedavüle girmedi. Çünkü Daha çok çalışmak gerekiyor yani. ders Bir, evet. kitaplarını yazan komisyonların bir anlamda var Evet. olan akademik gelişmeden, literatürden haberdar olması ve kendi çalışmalarına bunu entegre etmeleri gerekiyor. Yani Evet. orada o ifadeler kaldıkça aslında biz patinaj çeker halde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte o komisyona yazan hocalar, o komisyonlarda olup da o kitapları yazan hocalar herhalde bu tartışma İngilizce literatürde devam ettiği için herhalde onlar haberdar değiller yani, öyle anlaşılıyor yani. Tabii. Bir de nasıl yani var olan şeyi yıkıp yeni bir şey inşa etmek çok da kolay bir süreç değil. Evet, Çünkü bir onlar ustamın dediği deyip yani 40-50 yıldır devam eden bir söylemi tekrarlıyorlar. Bunu yeniden üretebilirsiniz. evet. Başka kitaplara bakıyorlar. Daha önceki eserlerin tasnifine bakıyorlar. Periyotlaştırmasına bakıyorlar ve mantıklı da geliyor onlara. Çünkü neticede konuştuk bunu. Osmanlı yıkıldı. O yıkılışa doğru giden bir süreç var. Evet. Bunu da insan ömrü gibi işte doğum, büyüme, gelişme, duraklama, sonra yavaş yavaş gerileme ve çöküş şeklinde izah etmek mümkün. Evet. Ve bu şablon aslında İslam tarihine de uygulanıyor ve yani İslam tarihinde, Osmanlı tarihinde hani herhangi bir olay, herhangi bir alan hani anlatılacaksa, mesela diyelim ki İslam hukuku tarihi yazılacak. Orada da işte İslam hukukunun doğuşu, gelişmesi, ilerlemesi, duraklaması, gerilemesi, işte ne bileyim felsefe tarihi yazılacak. Orada da hakeza felsefenin doğuşu, işte yükselişi, ilerlemesi, Altın donması, çağı. o altın çağı, ondan sonra gerilemesi, çökmesi. Yani bu şablon hani bütün alanlara adeta uygulanıyor.
Yani belki orada ne bileyim daha böyle farklı alanlara farklı yaklaşımlar, yani böyle genel bir paradigma, bütün alanlarda aynı anda ilerleme, hepsinde aynı anda duraklama, hepsinde aynı anda gerileme şeklinde bir yaklaşım zaten yani mümkün olamaz Tabii, yani. Mantıksal değil. Böyle bir şey mantıken hani mümkün olamaz. Hani ne bileyim bir alanda ilerleme olur, öbüründe gerileme olur. İşte yani bir alanda ne bileyim çok büyük atılımlar yapılırken öbür tarafta belli yerinde sayma şeyler olur. Daha böyle ne bileyim ayrıntılı bir yaklaşım olması gerekirken böyle şemsiye bir yaklaşım, bütün alanlarda gerileme, işte batıda da bütün alanlarda ilerleme gibi böyle toptancı, Tabii. Tamamen ideolojik bir yaklaşım Kesinlikle. Söz konusu. Peki yani şimdi bütün bu tarihçiler bu gerileme paradigmasını eleştiriyorlar, reddediyorlar. Bunu neye dayanarak yapıyorlar? Yani bu süreçte ne oldu, ne değişti de yani bunlar böyle bir yaklaşımdan vazgeçip gerileme yoktur sonucuna ulaştılar. Bununla Evet. alakalı ben müsaade edersen bir şey Tabii hocam, söyleyeyim. buyurun. Ben şeyde bu bir sempozyumda da beraberdik. Orada Evet. Fatih Bey bir bildiri de sunmuştu. Evet. O bildiri benim için önemliydi yani. Şöyle önemliydi. 17. yüzyılın sonlarına doğru genellikle anlatılan hikaye şu, daha önce Osmanlı alimleri, aydınları, devlet adamları bilgiye sahipti ve bilgiyle kararlarını veriyordu. Ve zaman içerisinde bildiklerini unuttular. Evet. Yani bilgi sahibi insanlar yok oldu. Ve dolayısıyla bütün işler bilgisizce yürütüldü. Mesela coğrafya. Evet. Ve coğrafya meselesiyle alakalı olarak da şeylerin mesela diyelim 2. Viyana kuşatmasında ki mağlubiyetin belki önemli sebeplerinden birisi bu anlamda bilgisizlik falan. Böyle varsayımlar, böyle söylentiler söz konusuydu. Ve bu çerçevede de Fatih Bey'den benim duyduğum genellikle bilinmeyen bir coğrafya çalışması. Ve o coğrafya çalışması hem fiziki coğrafya hem beşeri coğrafya ikisi birlikte. Ya onunla alakalı anlattığı şeyler benim diyelim işte felsefi, bilimsel, özellikle daha farklı entelektüel alanlarda bildiğim şeylerdi zaten. Ya çok önemli, çok büyük metinler, çalışmalar, büyük fikirler var zaten. Fakat daha çok böyle şeyle ilgili, bu tip coğrafya gibi, fizik gibi, mesela topçulukla alakalı olarak tabii son zamanlardaki yapılan çalışmalarda onları biliyoruz. Osmanlı topçuluğunun öyle tırnak içerisinde geri kalmış falan olduğunu söylemenin çok fazla manası yok. Zaten şeyde 18. yüzyılın başında hatta yazılan layihalar var. O layihalarda mesela şeydeki Osmanlı şeysi donanması Navarin'de yakıldıktan sonra onun yeniden donanma oluşturulması lazım. Ne yapacağız sorusuna cevap olarak o dönemde yazılmış olan metinleri okuduğunuzda söylenen şey şu. Yani Osmanlı Devleti bilgi olarak da, beceri olarak da, kapasite olarak da bu donanmayı daha iyi bir şekilde oluşturma imkanına sahip. Fakat bir donanma oluşturmak zaman istiyor. Yani yeniden işte 100-200 neyse ne kadarsa gemi inşa etmek zamana bağlı. Ve bu zaman da işte 5-6 yıl gibi bir süre, belki daha fazla. Halbuki koskoca devlet denizlerde güvenliğini sağlamak için gemiye ihtiyacı var. Acil karşılanması lazım. Bu sebeple işte İngiltere'ye diyelim gemi siparişi veriliyor. Gerekçe bu. Yani biz yapamayacağımız için değil, acil ihtiyaç olduğu için. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit mesela Osmanlı Devleti'nin teknik teknolojik olarak
Batı'dan geri kaldığı gibi bir söylem gerçekten çok anlamlı değil. Bir taraftan baktığımızda şeylerin Batılılarla Osmanlı Devleti'nin arasındaki o teknik teknolojik bilgiler açısından öyle bir açık diyebileceğimiz bir farklılık söz konusu değil. Bazı alanlarda tabii ki onların sahip olduğu bazı imkanlar biraz daha iyi sayılır ama o kadar yani biraz daha iyi sayılır. Yani yoksa diyelim o meşhur sürekli telaffuz edilen sanayi devrimi falan dediğimiz hadise 18. 19. yüzyılın ortalarında gerçekleşiyor ve sonlarına doğru. Önce değil yani. Dolayısıyla bütün bunları dikkate aldığımızda aslında böyle bir şey ama Fatih Bey'in özellikle bu coğrafya ile alakalı sempozyumda anlattığı şeylerin en azından bize kısa bir özetini verirse çok Neydi iyi o olacak hocam o zannediyorum. sempozyumdaki konuşmanız neyle alakalıydı? Üsküdar Sempozyumu'ydu hocam. Evet. 11. Üsküdar Sempozyumu. Orada Üsküdar temalı bir konu Evet. ararken Ebubekir Behram Dımeşki'nin Kitab-ı Atlas tercümesinde Üsküdar ve İstanbul temalı bölüm aldım ve gerçekten çok da ilginç bilgiler karşımıza çıktı. İstanbul halkı ile ilgili o döneme dair hiç başka bir kaynakta bulamayacağımız Evet. bilgileri bizle Evet. paylaşıyor yazar. Yani coğrafya metninden ziyade hocam söyledi ya fiziki değil beşeri coğrafya boyutu da Evet. var. Ve esasında tercüme. Şimdi ne yazık ki bizim yazma eser kütüphanelerindeki tercüme eserlerin bir bahtsızlığı var. Kişiler onları araştırmacılar tercüme deyip pek hesaba katmıyorlar. Bir eserin tercümesi. Ya bizim geleneğimizde tercümeler aslında genellik itibariyle şerh anlayışı Evet, içerisinde anladım. yapılır. Haşiyeli, şerhli. Dolayısıyla gerek Ebubekir Behram Dımeşki, gerek Mehmet bin Ahmet el-Edirnevi, o dönemin önemli mütercimleri bunlar 17. yüzyılın ikinci yarısında. Eserlerine baktığınızda esas metin atıyorum 100 sayfa ise bu tercüme metinlerin 200-250 sayfa olduğunu görüyoruz. Bu 150 sayfada, 100 sayfada ne Evet. yazdılar? Onlara da bir Evet. bakmak lazım. İstanbul'la ilgili bu derinden bilgiler eserin asıl sahibi olan Hollandalı tarihçi coğrafyacıların bilgi dağarcığında olmayan Evet, ifadeler. evet. Onu orada yaşayan biri olarak söylüyor. Kitabına da tercüme-i atlas dendiği gibi kendisi sebebi telif kısmında bu kitabın adı Nusretül İslam olsun diyor. Evet. Çünkü diyor bu kitapla birlikte yeni keşfedilen bölgelerin bilgisi artık Osmanlı devlet Evet. yöneticilerinin bilgi dağarcığına girdi. Stratejik planlamasında yer edinmeli Evet. ve bir yerde bir fetih hareketi başlayacaksa bu bilgi zemini üzerinden hareket edilmeli. Evet. Şimdi Ebubekir Behram Dımeşki'nin bir diğer özelliği hocam, İkinci Viyana kuşatmasının da stratejistlerinden biridir. Halihazırda Dresden'de bulunan bir yazma eserinde kendisi bunu sebep-i telif kısmında söylüyor. Ben diyor kitabı coğrafya ile yani Nusretül İslam'ın tercümesiyle uğraşırken ki bu 10 yıllık bir süreçtir. Konu mevzu bahis kitap 11 ciltlik Latince bir kitaptır. Ve 1674 yılında Hollanda Büyükelçisi tarafından dönemin padişahı 4. Mehmed'e hediye edilmiştir. Diplomatik bir hediyedir. Ve uzun süre kenarda kalmış Alexander Mavrocordato gibi Padua'da eğitim görmüş kişiler onu tercüme etmeye çalışmış. Altından kalkamamış. Bu iş son olarak Ebubekir Behram Dımeşki'ye tevdi edilmiş ve başarmış. Ve arşiv kayıtları da bize gösteriyor ki devlet bu uzun metrajlı çalışmaya sponsor olmuş. Ve tek başına yapmamış bunu bir ekip halinde çevirmiş. Bugünkü TÜBİTAK projesi demek de herhalde bir mahsur Evet. yok. Diğer eserini birinci eseri işte çevirmekle uğraşırken yazdığını söylüyor. Çünkü diyor Sadrazam bizim coğrafya noktasında Macaristan'ı ve Alman topraklarını bilmemiz lazım. Diğerini bırak ve bize alelacele coğrafya Macaristan ve Almanya'nın fiziki ve beşeri coğrafyasını Evet. hazırla diyor. Hem bir önceki çevirisinden hem de başka eserlerden istifadeyle ikinci Viyana seferinin planlamasına yardımcı oluyor. Yine Sebebi Telif'te söylüyor. Kanuni'nin gittiği güzergahı da ayrıca listele. Onlara kırmızı işaretle dikkat çek. Bakalım hangisi daha ehvendir, faydalıdır. Yani hocamın ifade ettiği gibi bilgi noktasında Osmanlılar kendilerini teçhiz etmeyi biliyorlar, başarıyorlar.
Eğer ellerindeki klasik kaynaklar bu bilgiyi sağlamıyorsa yeni kaynakları tercüme yoluyla kazandırıyorlar kültür hafızalarına ve bunu çeşitli sebeplerle, şekillerde kullanıyorlar. Şimdi Adnan adı var, hocanın adı aklıma geliyor. Osmanlı Türklerinde İlim diye bir eser yazdı malum 1930'larda. Fransızcadır aslı. Sonra Türkçe'ye çevrildi. Halihazırda 6-7 baskı yaptı. Devamlı okutulan, konuşulan bir eser. Başlığında herhalde Osmanlılar ve ilmi yan yana koyan yegane kitaplardan biri. Fakat eseri böyle büyük bir heyecanla bakayım Osmanlılarda ilim neymiş, nasıl elde edilmiş, nasıl kullanılmış diye bakmaya çalıştığınızda ne yazık ki bir sükutu hayale uğrarsınız. Sanki Osmanlılar ilimle olan münasebetlerini doğru bir şekilde kurmamışlar. Evet. İlimden bir haber yağmacı, efendim yıkıcı, hiçbir stratejisi, planlaması olmayan bir yapı izlenimi veriyor. Bir iki padişah dönemine özel vurgusu var. Fatih'i mesela önemsiyor, ilme, irfana dikkat veren padişah diye. Ama 17. yüzyılı bir karanlık yüzyıl olarak sadece belli başlı isimler var diyor. Onların dışında Kadızadelilerin hakimiyetinde ilme, irfana karşı negatif bir tavrın hüküm sürdüğü yüzyıl diye anlatıyor. Sonrasında da gerileme sürecini zaten kendince yorumlamaya çalışıyor. Ben şimdi Adnan Adıvar'ı bir tarihçi olarak ele aldığımda anlayabiliyorum neden böyle bir kitap yazma zorunluluğunu hissetti. Çünkü Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında yazılan bir kitap. Evet. Her şeyden evvel Fransa'da yazılıyor ve Osmanlı kaynaklarına erişimi sınırlı. Evet. Bunu bir başta söylemek lazım. İkincisi, onun bir iddiası var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında birçok aydının taşıdığı iddia. Osmanlı gerekli modernleşme sürecini yaşamadı ve kendini isteyerek ya da istemeden yokla mahkum etti. Cumhuriyet bu hataya düşmeyecek. Evet. Cumhuriyet bilim üzerinden, felsefe üzerinden, işte bilimin irşadlı çerçevesinde ilerleyecek ve muasır medeni devletlerin seviyesine çıkacağız. Halbuki daha dikkatli bir okumayla bunu zaten geçmişte de böyle olduğunu çok rahat görebiliriz. Yani Osmanlı çağını kaybeden, yakalayamayan bir devlet yapısı değil. İkinci Abdülhamit'ten bahsedelim. Hep 17. yüzyılı konuşuyoruz. Evet. İkinci Abdülhamit, bu aralar aşıyı konuşuyoruz. İkinci Abdülhamit döneminde aşı kanunnamesi, nizamnamesi çıkartılıyor. Herkes diyor çiçek hastalığına karşı aşılanacak. Evet. Ve bunu zorunlu tutuyor. Bugünkü gibi biraz da hani serbest bırakmıyor. Çünkü büyük bir sıkıntı var toplumsal. Hatta internette görmüştüm aşı kartı yapılıyor. Sertifika zamanı. Veriyor sonrasında. Evet aşı kartı yapılıyor. HES kodu aşı kartı veriyor. Daha köklü çözümler bulmak adına Pasteur'le iletişime geçiyor. Heyetler gönderiyor. Hatta Pasteur'ün yardımcısını İstanbul'a davet ediyor. Evet. Onun önderliğinde Bakteriyoloji Şahane Enstitüsü'nü açtırıyor. Bugün veterinerlik alanında hizmet vermeye devam eden bir kurumdur bu. Diyor ki bizim temel meselelere çareler bulmamız lazım. Evet. Bilgiyle yapmamız lazım bunu da. Yani bilgisiz olmaz. Ve bilgi neredeyse kaynak itibariyle onları bir an önce hızlı bir şekilde ülkemize taşımamız lazım diyor. Yani bu 18. yüzyılda da böyle Abdülhamit yine Basra ile ilgili planları var. Çünkü Rumeli'de büyük kayıplar yaşanıyor. Bari diyor Arap ülkelerini elimizde verimli bir şekilde tutmayı becerelim. Basra, Bağdat'ın modernizasyonu için 25'e kadar ben tespit edebildim. Daha da fazla olabilir. Layiha yazdırıyor. Şeyhlere, oradaki idarecilere, askerlere, önde gelen figürlere biz Irak bölgesini nasıl ihya edebiliriz? Evet. Ve bu layihaları daha yeni fark ediyoruz. Yani okumak, anlamak, yorumlamak değil. Daha yeni fark ediyoruz. Listelerini ortaya çıkartıyoruz. Bunları bilmeden de Osmanlı yani hakkında... Hani... Sizin de dediğiniz gibi yani bir mit yani üretilmiş hiçbir veriye, tarihi araştırmaya vesaire dayanmadan hani mevcut yapılanları bir şekilde meşrulaştırmak için ona tarihi bir gerekçe üretme telaşı içerisinde yani tabii tarihi veriler ortaya çıktıkça hani bunun bir mit olduğu, herhangi bir veriye dayanmadığı, delilsiz bir iddia olduğu ortaya çıkmış oluyor bir şekilde yani. Tabii burada şu hata da tabii yapılmaması lazım. Her şey iyiydi de demiyoruz. Tabii. Yani ne bir altın çağ söyleminin peşinden koşalım ne de bir karanlık dönem, gerileyen, yıkılan bir imparatorluk yapısından bahsedelim. Görebildiğimiz hakikati
yine imkanlar, kısıtlılıklar dahilinde insanlara aktaralım. Bizden evet. beklenen herhalde bu. Evet. Doğru. Ama tabii onun da verilere dayanıyor olması lazım. Yani başka bir mit üretmek yerine kesinlikle verilere dayanan bir şey olması lazım. Buyurun Tahsin Hocam. Burada önemli olan nokta şurası. Hani şöyle bir tavır var. Bizde ne yoktu? Ne eksikti? Yani yoklukların hikayesi, yoklukların anlatısı. Yanlışlıkların. Ya, evet yani şimdi yani halbuki. Biraz önce işte o Süreyya Faruk hocamızın hani dediği gibi hep tersten bakma yani. Evet yani. Halbuki yani düz taraftan bakılsa yani ne vardı da hani Osmanlı işte 6-7 asır yaşadı. Evet yani evet. Şöyle söyleyeyim mesela soru bunu zaten merhum Adnan adı var. Her türlü tabii ki takdir etmekte fayda var. Çünkü Osmanlı Türklerinde Osmanlı Türkleri tabiriyle ilmi aynı kitabın başlığında bir araya getirmek de aslında en azından böyle bir şeyin mümkün olduğuna dair bir tasavvur bir veriyor. Bir de o dönemde yani. Tabii. Şimdi o bir tarafa ama Adnan Adıvar'ın yaşadığı dönemde şey de var. Yani pozitivizm çok belirleyici. Pozitivizm çok belirleyici olduğu için de zaten din yani şeyin özellikle Batı dünyasında ki hikayede din yani Hristiyanlık Batı'nın gelişmesinin önünde engel. Evet. İşte dolayısıyla Batılılar nasıl mevcut başarılı konumlarına geldiler? Dinleriyle aralarına mesafe koyarak. Evet. Dolayısıyla buradan hemen bir şey genelleme yapıp şeylerde Türkler de kendileri kendilerine ayak bağı olan dinle aralarına mesafe koyarlarsa şayet bilim ortak paydasında Batılılarla buluşup yola birlikte devam edebilirler gibi bir şey var, bir beklenti, bir tasavvur var. Bunun aslında yani şey, Hristiyanlıkla alakalı olarak şunun tabii altını çizmek lazım. Hristiyanlığın bilimsel gelişmeyi engellediğiyle alakalı söylemler çok anlamlı değil. Niye? Çok farklı farklı şeyler var. Mesela hepimizin bildiği bir sürü kurumlar var Batı dünyasında. Ve o kurumların önemli bir kısmı Katoliklerin tarikatlarına ait. Yani Dominikenlerin, Fransızkenlerin şeyleri var. Bilimsel tırnak içerisinde işte kurumları var. Tıpla alakalı, başka alanlarla alakalı çok önemli çalışmaları yürüten şeyler, ekipler. İşte tarihti, edebiyattı, sanattı. Bunların mimari, mimari musiki, bunların hepsi tabii ki şeyle, resim. Ha, Hristiyanlıkla bir alakası evet. var. Ve dolayısıyla Hristiyanlığın işte bilimi, bilimsel gelişmeyi engellediğine dair söylem çok anlamlı değil. Bir de çok çeşit Hristiyan var yani. Tabii o da var. Tek tip Hristiyan yok ki. Bu ama Hristiyanlığın inançlarının akılla çelişik olduğu gerçeğini değiştirmez. Evet. Yani Hristiyanlığın akide esaslarının akılla çelişik olması bir aşamadan sonra onların o irrasyonel bir zemin üzerine rasyonel bir düzen oluşturmayacakları, o yönden makul işler yapmayacakları anlamına gelmiyor zaten. Evet. Onları birbirine karıştırmamak lazım. Ama diğer taraftan da tabii ki yani Hristiyanlığın bir şeyi, bir kilise dışında kurtuluş olmadığı inancına bağlı olarak Engizisyon'u kurduğunda konusunda da bir şüphe yok. Ama diğer taraftan da yani baktığınız vakit işte bütün o skolastik dönemde ortaya çıkmış olan inanılmaz felsefi sistemler var yani. Teolojik aynı evet. zamanda çok büyük sistemler. Yani Akinas'a bakıyorsunuz çok büyük bir düşünce sistemi ortaya koymuş. Albertus Magnus aynı şekilde o kadar çok isim var ki yani çok sayıda. Tamam bütün bunları yaparken Müslüman düşünürlerden azami ölçüde istifade ediyorlar. Yani öyle isimler var ki mesela diyelim şey bunları daha ileriki programlarımızda bunları daha teferruatlı çok daha geniş bir şekilde konuşuruz. Yani öyle isimler var ki
eserlerinin yarısını Arapça telif ediyor. Yani Arapçadan Gazali'nin eserlerini tercüme ediyor Latince'ye. Evet. Ve o şekilde. Şimdi yani burada tabii şöyle bir durum söz konusu olduğunu söylüyorsunuz hocam. Yani Batılılar kendi tarihlerini yazarken bizi Hristiyanlık geriye bıraktı ve biz Hristiyanlıktan kurtulunca bu bilim ilerledi. Aydınlanma döneminin yani 18. yüzyılın tavrı belki evet. 17. yüzyılda da tabii bu önemli. Evet. Orada Müslümanlara bakarak Hristiyanlıktan Hristiyanlıkla kendi aralarına mesafe koyuyorlar. Evet. Çünkü Müslümanların yaşadığı hayat çok makul gözüküyor onlara. Ve üstlenip devam ediyorlar. Evet, yani bizimkiler de aynı şablonu alıp kendi tarihimize, İslam tarihine uyguluyorlar. İşte orada yani, orada ama bak bir arada bir şey de var. Yani ona da dikkat etmek lazım. Mesela merhum Ziya Paşa'nın üzerinde durduğu bir husus vardı. İslam imiş devlete pabendi terakki. Evvel yok idi. Hiçbir rivayet yeni çıktı. Evet. Şimdi bunu söylüyor Ziya Paşa. Ya bununla alakalı yazıları var. Tanzimat'ta neler yapıldı? Tanzimat acaba gerçekten bekleneni verdi mi, vermedi mi, niye vermedi? Bunlarla alakalı çok önemli gözlemleri ve tahlilleri var. Yani Ziya Paşa hep bizde şeyin modern Türk edebiyatının işte batılılaşma bağlamında önemli isimlerinden birisi falan diye takdim edilir. Mesela bu nokta mesela batılılaşma. Bizim her halükarda bu batılılaşma isimlendirmesini terk etmemiz, aşmamız lazım. Modernleşme ismini artık aşmamız lazım. Yani Osmanlı ne diyordu hocam? Şimdi Osmanlılar kendileri o çabalarını ne olarak isimlendiriyorlardı? Yani orada isimler Tanzimat yani, diyor mesela. Tanzimat yani ama şimdi Tanzimat demek yani yeniden nizama sokmak. Ama şey demek de var. Yani onlar kendilerini batılılaşma yapıyor olarak görmüyorlar yani. Şeyler onlar var ama yani sistemimizi biz yeniden ıslah ediyoruz. Yeni bir düzene koyuyoruz diyorlar. Bu şey tarafı yani muasırlaşmak tabiri var ama yani asri olan asri olan da ne demek günümüzde kendisini dikkate almadan varlığını sürdüremeyeceği. Yani evet. Onları onlar bulunması lazım. Hı hı. Muasır olan öyle şeyler yani. Ne gibi diyelim eğer siz bir ordu kuracaksanız, ordunuz olacaksa ve o ordu diğer ordularla, mevcut ordularla baş edecek özelliklere sahip olması lazım. Dolayısıyla muasır bir ordu devletin varlığını muhafaza edecek yetkinliklere, donanıma, silaha vesaire sahip olması lazım. Ama aynı zamanda kendisine rakip olan, düşman olanların neler yaptığını, neler yapabileceğini de biliyor olması lazım. Hem bilgi hem kabiliyet olarak hazır. Şimdi bunun adı muasırlık. Dolayısıyla bu her şeyi sıfırdan, işte birilerinden üstlenmek falan anlamına gelmiyor. Bu karşılıklı zaten. Oradaki mütekabiliyet çok çok önemli. Karşılıklı etkileşim, istifade her zaman var zaten. Dolayısıyla mesela şeyle ilgili Batılıların özellikle 20. yüzyılda ki geliştirdikleri söylem malum. Batı merkezli olunca bütün olup bitenleri Batı'nın tesir tarihi olarak görme gayreti. Batı'nın tesir tarihi. Batı var ve onun tesirleri var. Evet. Hepsi o kadar. Bu biraz şey gibi. Yani hatta biraz daha hani hep felsefi falan kısımları da konuşalım diyoruz ya. İşte Spinoza'nın tek cevher teorisi gibi. Bir tane cevher var. Tanrı. Onun dışındaki her şey onun kendi kendini gerçekleştirme sürecinin şeyleri. Görüntüsü. Şimdi böyle bir burada cevher olarak Tanrı'yı kaldırıp onun yerine Batı'yı koyduğum vakit o zaman bütün oluş, bütün süreç Batı ve onun tesirleri olarak anlatılmaya başlıyor. Şimdi bu diyelim Hindistan'da insanlara yani İngilizce öğrettiğiniz insanlara bunu hakikat olarak anlatabilirsiniz. Mısır'da İngilizce öğrettiğiniz, Fransızca öğrettiğiniz insanlara anlatabilirsiniz. Bu şeye kadar yani 19. yüzyıl, 20. yüzyılın başına kadar, hatta 1930'lara gelinceye kadar bunu Türkiye'de de anlatamazsın. Niye anlatamazsın? Çünkü bu Türkiye'de çok da anlamlı olan bir şey değil. Türkiye'de yaşayan, Osmanlı dünyasında yaşayan insanlar
Mesela Namık Kemal şeyin, her şeyin gayet iyi farkında ve kendisi belirli bazı noktalarda Batılıların geliştirdiği, ortaya koyduğu şeylerden istifade etmesi gerektiğini düşünüyor. Fakat istifade etmek o kadar yani. Yani şimdi bir insanın diyelim bir şeyde bir zaaf durumu, hastalık durumu söz konusu olduğunda bir ilaç veya bir gıda, ilaç anlamında bir gıda alması söz konusu olduğunda o gıdayı tespit edip kendisinden önce başka birilerinin o gıdayı alarak sorunlarını çözdüğünü öğrendiğinde o gıdayı alması, o gıda olması anlamına gelmiyor ki yani. Evet. Yani işte elma yedi, bu elma oldu. Efendim armut yedi, bu armut oldu diyemezsiniz yani. Dolayısıyla kendi vahdetini, varlığını, bütünlüğünü muhafaza etmekle birlikte istifade ediyor. Evet. Burada bazen yeri geldiğinde yapısal manada adımlar atılması gerekiyor. Bu yapısal adımlar mevcut toplumsal varlığı tahkim edecek tarzda olması gerekiyor veya ona uyarlanması lazım. Bunu nasıl yapıldığına bakıyorsunuz. Diyelim Ahmet Cevdet Paşa çok güzel bir örnektir. Ahmet Cevdet Paşa o yapısal olarak bir taraftan işte nizamnameler hazırlıyor. Ömrü neredeyse nizamnameler hazırlamakla geçiyor bir taraftan. O formel kurumların oluşturulması lazım. Ama aynı şekilde devlette hukukun da formelleşmesi lazım. Niye? Devlet kendisi formelleştiği için onun hem işleyişinin hem tatbik edeceği şeyin bir formu olması lazım. O da kurallara üzerinden gerçekleşir. Açık seçik herkesin anlayacağı ve uygulayabileceği kuralların oluşturulması lazım. Bunun adına da hukuk deniyor zaten. Dolayısıyla şeyi bütün o veriler İslam fıkhının verilerinden olmakla birlikte ki özellikle Hanefi mezhebi malum esas olarak kabul ediliyor. Sonra tutuyor o şeyi Batı dünyasındaki hukuk formunu dikkate alarak medeni hukuku tedvin ediyor. Şimdi bu burada mesela ne diyeceğim? Bu şimdi bir taraftan baktığımızda batılılaşma mı yani? Niye batılılaşma olsun ki? Yani Batı'nın tesir tarihi değil, Osmanlı toplumunun Batı'dan istifadesi. Dolayısıyla o toplum zaten devam ediyor. Hı hı. Devam ederken istifade. Şimdi mesela başka bir örnek, çok açık daha bir örnek. Yani diyelim biz alfabe değişikliği yaptık. Şimdi alfabe değişikliği yapmak, dil değiştirmek anlamına gelmiyor ki. Sadece sesleri yazarken karşılıkları değişti. Hepsi o kadar. Yani birisi alfabe değişikliği gerçekleştikten sonra ertesi gün karşılaştığında işte Esselamu Aleyküm falan demeyi bırakıp da yani hello falan demedi yani. Yine aynı şekilde konuştu. Ahmet yine Ahmet'ti. Mehmet Mehmet. Hı hı. Ayşe Ayşe. Leyla Leyla. Yine gidiyorum gidiyorum. Geliyorum geliyorum. İşte lisan-ı münasip. Lisan-ı münasip. Bayram bayram. Seyran seyran. Yani aynı şekilde devam etti. Evet. Yani şimdi orada alfabe, Latin alfabesini üstlenmek demek Türkçeden o dilimizden vazgeçmek anlamına gelmedi ama zaman içerisinde ama öyle bir mekanizma işletildi ki yani o Latin alfabesiyle birlikte sanki bir dil devrimi olmuş gibi. Adını da zaten öyle isimlendirmeleri çok ilginç. Alfabe değişikliğiyle dil devrimini arada bir böyle hile yaparak hileli bir söylemle oradan bir dil devrimi oluşturmak için gayret edenler oldu. Ve bu dil devrimi ne demek? Şeydeki, Türkçedeki bütün Arapça ve Farsça kökenli bütün kelimelerin ayıklanması. Evet. Niye ayıklıyorsunuz peki? Sebep ne? Derdiniz ne? Mesela kitap. Kitabı anlamayan mı var yani? Şimdi betik dediğim vakit veya neyse ne diyecekseniz. Eskiden ta Orhun abidelerinde bir yerlerde geçen bir kelime. Şimdi siz o kelimeyi alıp bunu kullanmaya başladığınızda dilde esas olan değil mi? Varlığı muhafaza etmek ve sürdürmek. Hı hı. Bunu mu yapıyorsunuz yoksa sizin mevcut milletin varlığıyla alakalı onun dayanaklarından birisini yok edip milleti varlığında eksiltiyor musunuz? Evet. Şimdi bu tarafa baktığınız vakit gerçekten çok esaslı problemler sonradan ortaya çıkıyor.
Ama bu batılılaşma paradigması, yani o isimlendirmeyle alakalı, modernleşme şeysiyle alakalı. Burada mesela üzerinde durulan şey nedir? İşte modernleşme demek, batıda olduğu gibi bir şeyler yapmak. Ne demek? Dinle olan irtibatı şey yapmak, evet, sıfırlamak. Tabii bu dinle olan irtibatı sıfırlama noktasında... Bir şey daha evet, söyleyeyim, evet. Sonra onu tamamlamış olayım. Şeyden geldik buraya. Rahmetli Adnan Adıvar. Şimdi evet, Adnan Adıvar'ın o pozitivist perspektiften baktığında, şimdi o günkü şartlarda mantıkçı pozitivizmin çok ön planda olduğunu biliyoruz ve doğrulama ilkesi var. Yani empirik olarak doğrulanmamış olan veya mantıki olarak tutarlı olmayan, yani şeyde o mantıki önermeler, dolayısıyla matematik önermeleri, ifadeleri ve empirik önermelerin dışındaki bütün söylemler anlamsız. Yani mantıkçı pozitivizmin yaklaşımı bu. Şimdi o şekilde baktığınızda diyelim şeyle alakalı. Diyorsunuz ki işte şunları yapmak faydalıdır. Şimdi o faydalıdırın doğrulamasını da yanlışlamasını da yapamazsınız. O zaman bütün ahlakla alakalı bütün alan, hukukla alakalı bütün alan, edebiyatla alakalı, sanatla alakalı bütün alanlar anlamsızlar grubuna dahil oluyor. Sadece işte fertlerin hissiyatıyla alakalı. Dolayısıyla bilimsel bir niteliğe sahip olmuyor. Dolayısıyla şimdi neyi bilim olarak kabul edeceğinize baştan karar veriyorsunuz ve diyorsunuz ki bilim empirik olarak, yani tümevarım yoluyla kazanılmış olan bilgilerin toplamıdır ve kümülatif olarak devam eder. Eğer tümevarım yoluyla matematik diline aktarılarak yapılmış olan bir çalışma varsa getir kabul edeyim, ona bilim diyeyim. Baktığım vakit yok, yoksa kusura bakma sende bilim yok. Bu kadar. Halbuki şimdi bilim dediğimiz şey, yani işte İngilizce'de evet, illa science'ın karşılığı olmak zorunda değil ki. Türkçe'de biz ilim dediğimizde veya Almanca'da Wissenschaft denildiğinde, yani İngilizce'deki science gibi bir şey kastedilmez. Almanca'da Wissenschaft dediğiniz vakit hukuk da Wissenschaft'ın içerisindedir. Ahlak da onun içerisindedir. Örf, adette, evet, folklorda, tabii edebiyatta, bizim... sanatta hepsi de o Wissenschaft'ın içindedir yani. Şimdi Almanca'daki Wissenschaft tabiriyle Osmanlı'ya bakarsan şayet, o zaman belagatla alakalı bütün ilimler de ilim tarihinin içerisinde. Fıkıhla alakalı bütün veriler ilim tarihinin içerisinde. Örf, adetle vesaire, coğrafi, bütün bakıyorsun. Bilgiyle alakalı bütün alanlar şeyin içerisinde, ilim tarihinin içerisinde olması lazım. Osmanlı tarihini, Osmanlı'daki ilim tarihini o Almanca'daki, yani bırak Almanca'yı, o zaman biz yani Türkçe konuştuğumuza evet, göre Türkçe'deki ilim, yani ne demek bu? Taşköprüzade'nin Mevzuatul Ulumunda veya işte şey neydi Arapçası? Miftahus Saade. Şimdi Miftahus Saade'deki ilim tanımını esas alarak Osmanlı Türklerinde ilmi yazmaya teşebbüs edersen, yani Allah bilir 100 cilt yazman lazım. Evet, yani. Evet. Böyle bir şey. Bunu mesela son bir cümle, Miri Şefer diye bir hanım, yani İsrailli bir akademisyen hanım, Osmanlı Türklerinde Bilim diye bir eser Türkçe'de tercüme edildi. O mesela bu yöne doğru bir adım attı. Evet. Yani dolayısıyla Adnan Adıvar'ın hani o dönemdeki işte Fransa'da işte kısıtlı kaynaklara dayanarak ve bir pozitivizmin de tayin edici, pozitivizmin tanımladığı bilim kavramından hareketle hani günümüzden geriye doğru bir projeksiyon yaparak hani dar bir yaklaşımla bakması tabii bu son dönemdeki bu çalışmalarla, işte biraz önce Tahsin Hocam Oğuz'un da bahsettiği çalışmalarla bu da bir tahsih edilmiş oluyor. Daha böyle verilere dayalı, ilk kaynaklardan istifade eden çalışmalar, yani Osmanlı'nın hani ilim anlayışının yani çok kapsamlı bir şekilde birçok alanda devam ettiğini gösteriyor. Tabii inşallah ilerideki programlarımızda daha teferruatlı olarak tartışabiliriz. Mesela Halit Ruhi Hibin
yapmış olduğu işte 17. yüzyılda Osmanlı'da ve Fas'ta hani felsefe, bilim nasıl çok dinamik bir şekilde varlığını sürdürüyordu. Tabii buna benzer birçok çalışma var. Yani o işte 20. yüzyılın ilk döneminde belli ideolojik ön yargıları meşrulaştırmak için hani kurgulanmış olan Osmanlı tarihinin hani geri kaldığı, her şeyi kötü yaptığı, her şeyi yanlış yaptığı şeklindeki düşünce bir şekilde yavaş yavaş tasfiye ediliyor ve bu işte Osmanlı tarih yazıcılığında bir nevi bir paradigma değişimi ortaya çıkmış oluyor. Tabii bu şu soruyu hani gündeme getiriyor. Eğer biz Osmanlı tarihini işte ilerleme, duraklama, gerileme, çöküş hani bu şekilde dönemlere ayırmayacaksak nasıl bir dönemlendirme yapacağız? Hani bu bence çok önemli bir soru. İkinci bir soru, eğer Osmanlı hani geri kalmadıysa o zaman neden çöktü? Hani bu temel bir soru, yani bunun bir açıklamasının yapılması gerekiyor. Neden çöktü? Neden mağlup oldu? Neden yıkıldı? Çünkü hani geri kaldı, onun için yıkıldı demek çok kolay. Hem yani herkesin de kafasına çok makul bir anlatı olarak geliyor. Şimdi biz diyoruz ki işte bu tarihçiler de aynısını söylüyorlar, yani tamamı Osmanlı geri kalmadı. Peki o zaman neden çöktü? Neden mağlup oldu? Bu tabii son derece önemli bir soru. Yani bir de tabii bu hani geri kalmışlık anlatılarında, yani Osmanlı'nın çöküşü anlatılarında yani çok farklı versiyonlar var. Çok farklı narratifler, çok farklı anlatılar üretiliyor. Ama bunların çoğunun ortak yönü işte İslam'dan dolayı, dinden dolayı geri kaldı yaklaşımı. İşte özellikle de bu Weber'in hani tesiriyle yani ekonomiyi izah etme konusunda işte Sabri Ülgener'in çalışmaları var. Yani bir zihniyet dönüşümü. Tabii orada hani din bizi geri bırakmadı ama dinin yanlış yorumu bizi geri bıraktı şeklinde. Yani bir kısım insanlar hani din bizi geri bıraktı diyor. Bir kısmı da hayır, din değil, dinin yanlış yorumu. İşte tasavvuf vesaire falan. Hani bunlar bizi geri bıraktı şeklinde bir yorumlama yapıyorlar. Ama işte bu yani temel şey dinden dolayı, ya ister dinin bizzat kendisinden dolayı ya da dinin işte belli bir şekilde yorumundan dolayı geri kalındığı şeyleri var, yorumları var. Tabii bütün bunlar hepsi yani tarihçilerimizin ve sosyal bilimcilerimizin gündeminde olan sorular. Hani gerçekten bu yani gerileme düşüncesinin hani oradan çekilip alınması hani büyük bir vakum, büyük bir boşluk oluşturuyor ve yani mevcut tarih, işte medeniyet tarihi, dünya tarihi ve sosyal bilimler açısından yeni bir gündem ve yapılacak yeni birçok şey ortaya çıkartıyor. Bu soruları arz ederseniz programımızın ikinci kısmında tekrar tartışabiliriz. İnşallah kıymetli seyirciler, programımızın ikinci kısmında görüşmek üzere. İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler. Ben alim olmakla tefekkürü ayırıyorum. İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler. İslam'ın emirlerini, sistemini bir bütün olarak anlayamama meselesi de var. Profesör Doktor Özcan Hıdır'la Son Davet bu akşam 21'de Vav TV'de. Kıymetli seyirciler, Açık Medeniyet programımızın ikinci kısmına hoş geldiniz. Fatih Çalışır ve Tahsin Görgün hocalarımızla birlikte gerileme paradigması, gerileme söylemi günümüzde önde gelen tarihçiler tarafından neden
terk edildi. Ve biz bu dönüşümü neden hani toplumsal söyleme henüz yayamadık? Hani bununla ilgili değerlendirmelerimize, müzakeremize devam ediyoruz. Şimdi programımızın birinci kısmını sonlandırırken hani şunun üzerinde durmuştuk Fatih Hocam. Bu gerilemenin sebebi olarak İslam gösteriliyor. Neden hani böyle bir açıklama getiriliyor? İşte Ziya Paşa'nın beytini Tahsin Hocamız okudu. Yani İslam'mış Babendi Terakki. Yani İslam devlete Babendi. Evet yani bu terakkiye engel İslam. Evet yani böyle bir iddia ile nerelere varılmak isteniliyor? Yani sizin bu söylemi yani tarihçi olarak değerlendiriyorsunuz bir Osmanlı tarihçisi olarak. Yani gerçekten İslam yani Osmanlı'nın geri kalmasına engel oldu mu? Nasıl oldu yani? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani kısa ve net cevap verecek olursak tabii ki hayır. Çünkü üç kıtaya yayılmış, halihazırda 50'den fazla ülkeye, ulus devlete yönelik siyasetler üretmiş, bunları uzun yıllar idare edebilmiş bir yapının temel taşlarından biridir İslamiyet. Ve belki de ona en büyük dinamizmi kazandıran unsurlardan biridir. Başarısında rol oynamış bir faktörü biz bir yapının çöküşünde, tırnak içinde çöküşünde nasıl sebep olarak anlatırız? Bu herhalde akla mantığa ters bir yaklaşım olur. Bunun arkasındaki ideolojik zemin, niyetler aslında ortadadır. Ve bu Osmanlı'ya has bir yapı da değil. Öncesinde Selçuklular, Abbasiler, Emeviler, devletlerini İslam'ın Hulefai Raşid'in dönemine, Peygamber Efendimiz dönemine bakıldığında da İslam'ın nasıl bir dinamizm getirdiğini hep beraber zaten biliyoruz. İlim noktasında da. Şimdi ilk ayetin ikra olduğu, oku olduğu bir din ve çeşitli yerlerde düşünmez misiniz, akletmez misiniz, araştırmaz mısınız şeklinde insanları araştırmaya, düşünmeye sevk eden bir dinin siyasi bir yapının gerilemesinde rol oynadığını iddia etmek bence akıllara zarar bir yaklaşım. Şimdi biliyorsunuz özellikle Bağdat'ta Darül Hikme kurulduğu vakit çeşitli dillerden, İslam dışı dillerden, dönemlerden çeviriler, tercümeler yapılıyor. Onlardan birinde geçtiğini hatırlıyorum. Ön sözde mütercim diyor ki, ben bu eseri çeviriyorum. İçinde İslam'ın getirdiği dünya görüşüyle ilgili olmayan kısımlar da var. Ama onları da çeviriyorum. Hud me safa da ma keder. Bu çeviriyi okuduktan sonra size safa getiren, fayda getiren kısım, bilgi, hikmet neyse onu alın. Dama keder, sizi üzen, kedere sevk eden şey neyse onu bırakın. Şimdi o medeniyet hafızası içerisinde İslamiyet'in dinamizmiyle hareket eden bir mütercimin gösterdiği hassasiyete bakın. Ben bir değişiklik yapmıyorum, herhangi bir yeri çıkarmıyorum, manipüle etmiyorum. Olduğu gibi aktarıyorum ama gerisini size bırakıyorum. Nasıl, şimdi ben düşünüyorum da hani felsefi açıdan baktığınızda bu yaklaşıma, bu açıklığa, bu vizyona sahip bir medeniyet bir taraftan da 600 yıl çeşitli coğrafyaları idare etmiş, onlarca ulusu, etnisiteyi, efendim dini kendi yapısı altında yaşatmış bir imparatorluğun yıkılışında en temel amillerden biri olur. Yani konuşmaya açıkçası değmeyen bir mesele ama yüzyıllardır bizi... 200 yıldır en azından meşgul eden de bir problem olarak karşımızda. Bunun farklı versiyonları da var. Efendim Müslümanlar matbaaya veya Osmanlılar matbaaya karşılardı. O yüzden geri kaldık. Yani açık artık çocukların güldüğü iddialardır bunlar. Çünkü baktığınızda Avrupa'da matbaanın ortaya çıkışıyla Osmanlı'da
matbaanın görülüşü neredeyse aynı döneme rast gelir. Osmanlı coğrafyasından bahsediyoruz. Ve matbaa nasıl oluyor da ilerlemenin tek sebebi olarak izah edilir. Bunu sadece bir alet üzerinden açıklarız. Bu da ayrı bir tartışma mevzusu. Yakın zamanda yapılan tartışmalar, araştırmalar şunu gösterdi. Çeşitli gayrimüslim unsurların zaten kendilerine ait matbaaları var İstanbul'da ve imparatorluğun farklı yerlerinde 15. yüzyıla kadar geçmişi olan. Arapça matbaalar da var. Mesela 1600'lerin ortasında Suriye'de Arap harfleriyle baskı yapan matbaalar var. Bunları Müslümanlar değil, oradaki Hristiyanlar kullanıyor. Ama temelde ilmi üretim için değil, fikri veya işte dini boyuttaki tartışmaların devamı için. Hollanda'da basılması yasaklanan bir eser, yine 1600'lü yıllarda İzmir'de İbranice basılıyor. Çünkü Hollanda bu konuda yasak getirmiş ama İzmir'deki Yahudiler bu yasaktan etkilenmiyor. 1663 yılında Paul Rico İstanbul'da İngilizce kitap basıyor. 1596 yılında 3. Murat bir ferman veriyor. Kendisine başvuran iki tüccara. Roma'da bizim bir matbaamız var ve orada Arap harfli eserler basıyoruz. Bunlardan biri de Nasreddin Tusi'nin eseri. Müsaadeniz olursa efendim İslam İmparatorluğu'nda, Osmanlı'da bunları satmak istiyoruz. Fermanı da sattıkları bu esere ekliyorlar. İlk sayfada bakın padişah bu konuda bize izin verdi. Biz istediğimiz gibi ticaret yapabiliriz diyorlar. Yani tekniğe, bilime karşı bir yaklaşım hiçbir şekilde karşımızda değil. 16-17. yüzyıllar özelinde konuşuyorum. 1672 yılında İstanbul'da olan Fransız Antoine Galland İstanbul'daki sahafları dolaşırken İbn Sina'nın Roma'da basılan El Kanun Fittıp kitabına rast geliyor ve soruyor sahafa bunun fiyatı nedir? Çok cüzi bir şey söylüyor sahaf. Şaşırıyor. Nasıl olur bu kadar değerli bir kitabı bu kadar düşük bir maliyetle satıyorsun diye. Alan yok ki diyor. Yani medeniyet kodlamaları içerisinde matbu eser değerli bir eser değil. Evet. Onun yazması değerli ve hala da öyledir. Evet. Çünkü yazma üzerinde çalışabilirsiniz, kenarına not alırsınız, değiştirirsiniz, ifadeyi isterseniz tahsih edersiniz ama matbu hale geldikten sonra iş işten geçmiştir. Bunu ilmin gelişimine değil, ilmin gerilemesine bir etken olarak görüyorlar. Şimdi matbaaya bakışımızı dahi bu şekilde değiştirebilirsek mümkünse, diğer konularda zaten yapılacak tüm tartışmaların yeniden yapılması gerekir. İdeolojik kaygılarla ne yazık ki çok yanlış iddialar ortaya atıldığı ortada. Her nesil tarihi yeniden yazıyor. Herhalde bizim neslimizin de bu açıdan yapacağı çok iş var. Evet. Yeniden yazılması gereken bir sürü hocam, var. Bu Babendi Terakki İslam mıydı değil miydi? Değil idiyse neden? Siz ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi Ziya Paşa'nın o şiiri söylediği zaman hemen hemen aynı yıllarda şeyin de Ernst Renan'ın da İslamizme le Science diye meşhur konferansı var. İslamlık ve bilim diye meşhur Renan konferansı olarak bilinen Namık Kemal'in de işte ona bir müdafaaname yazdığı. Aynı şekilde Cemalettin Efgani'nin işte bir mektup yazdığı. Onunla alakalı olarak bir konferans. Şimdi ilginç olan taraf şu. Ernst Renan'ın argümanına baktığımızda Ernst Renan'ın argümanı tam da o dönemde özellikle Kuzey Afrika'da Fransızların oraya yerleşme, orayı sömürgeleştirme, Fransa'nın bir parçası haline getirme gayretleri var. Ve şöyle bir söylemleri var. Biz ileriyiz, siz geri kaldınız, gerisiniz ve biz sizi medenileştireceğiz. İşte misyon sivilizatris. Fakat bunların iddialarını Müslümanlar kabul etmiyor. Ve Müslümanlar da kendileriyle ilgili kanaatleri şu. Yani inanıyorsanız en üstün sizsiniz yani. Bu kadar. Dolayısıyla Müslüman ise bir insan, başka herhangi bir insan grubu ondan üstün olamaz. Elinde daha güçlü bir silah olabilir birilerinin. Daha fazla öldürme kabiliyeti olabilir. Ama bu onun üstünlüğü anlamına gelmez. Ama Ernst Renan açısından tabii bu
çok önemli. Yani metni okuduğunuzda çok net olarak görürsünüz. Diyor ki yani biz bu Müslümanları medenileştirmek istiyoruz. Ama Müslümanlar Müslüman oldukları için bizim istediğimiz şekilde dönüşmüyorlar. Bizi üstün olarak kabul etmiyorlar. Bizi üstün olarak kabul etseler bizim peşimizden gelerek onlar da ilerleyecekler. Yani şeyi bu, söylemi bu, düşüncesi bu. Dolayısıyla Müslümanların Müslümanlığı, burada zaten ayrım noktası burada karşımıza çıkıyor. Müslümanların Müslümanlığı Fransa'nın ilerlemesini engelliyor. İşte progress, yani Fransa'nın progresini, Afrika'daki ilerlemesini engelliyor. Evet. Şimdi orada bir pabendi terakki, yani progresin önünde bir ayak bağı olduğu konusunda bir şüphe yok İslam'ın. Fakat bu burada engel olduğu şey Batı yayılmacılığı. Evet. Batı yayılmacılığın önünde bir engel Müslümanlar ve Müslümanların Müslümanlığı. Bu çok net. Bunu Ernst Renan çok net olarak görüyor. Dolayısıyla ama bunu öyle bir şekilde anlatıyorlar ki Müslümanlara aslında biz sizi adam edeceğiz ama şeyler, dininiz, sizin dininiz bizim sizi adam etmemize, geliştirmemize engel oluyor. Şimdi ilginç olan taraflardan birisi, bilvesiyle onu da ifade edeyim. Ernst Renan'ın konferansı basıldıktan sonra ikinci baskısında, özellikle Almanca tercümesi o yönden ilginç, Fransızcasında da var tabii. Şeyin yazdığı mektup da birlikte basılmış. Cemaaddin Afgani'nin. Genelde şey olarak anlatılır, Cemaaddin Afgani Ernst Renan'ın konferansını eleştirdi. Afgani hakikaten eleştirmiyor orada. Afgani'nin söylediği şey şu, tamamen haklısınız. Yani siz dediğiniz gibi sizin gelişmenizin önünde dininiz engeldi. Yani Hristiyanlık sizin önünüzde engeldi. Bütün dinler zaten bilime engeldir, bilimsel gelişmeye engeldir. İlerlemenin önünde engel olarak dururlar. Siz destek olun, biz de sizin yaptığınız gibi önümüzdeki engelleri kaldıralım. Yani şeyin mealen mektubu böyle. Ve dolayısıyla Afgani'nin böyle basılan mektubu bu. Tabii şunu bilmiyoruz, yani onu onun üzerinde durmak lazım. Yani Afgani'nin yazdığı metin aslı elimizde olmadığı için Afgani gerçekten böyle bir metin yazdı mı? Oradaki basılan metin Afgani'nin metni miydi? Yoksa Afgani böyle bir şey yazdı da onu şey yaparken, neşrederken onu dönüştürerek mi, yani Fransızca çevirirken dönüştürdüler mi, onları bilmiyoruz. Onları ayrıca araştırıp tahkik etmek lazım. Çünkü Afgani bir defa Fransızca bilmiyor, onu biliyoruz. Bir mütercim yardımıyla muhtemelen o metne mülaki oldu, muttali oldu. Dolayısıyla mütercimin ona ne söylediği, onları da bilmiyoruz. Burada yani Cemaaddin Afgani'yi de hemen üzerine çizip itham etmeye de gerek yok. Orada bir belirsizlik de var. Fakat şunu ifade etmekte fayda var. İslam modernizmi diye isimlendirilen tavrın başlatıcısı olarak hep Cemaaddin Afgani zikredilir ya. Cemaaddin Afgani'ye böyle bir konum verilmesinin önemli şeylerinden, sebeplerinden birisi Cemaaddin Afgani'nin Ernst Renan'ın şeysine, konferansına, konferansıyla alakalı yazdığı mektuptur. Şimdi ama Ziya Paşa'nın tavrı burada önemli. Şimdi Ziya Paşa'nın anlattığı şey şu. Ziya Paşa diyor ki bu İslam'ın devletin kendi kendisini ıslah etmesinin önünde engel olduğuna dair bir anlatı var. Bu anlatının diyor bir adım gerisinde aslında Reşit Paşa var. O öyle değerlendiriyor. Reşit Paşa Batılılara şunu anlattı. Siz beni destekleyin. Ben de bu reformları yapayım. Çünkü İslam dini
bütün bu yapılacak olan reformların önünde engel. Dolayısıyla İslamiyet'in engel olmasını aşmak için benim sizin desteğinize ihtiyacım var. Bana destek olursanız böylelikle devletin önündeki İslam engelini aşarak bu ıslahatı yapabiliriz diye Batılıları bu şekilde ikna etti diyor Mustafa Reşit Paşa. Ve Ahmet bu sayede, Paşa da diyor ki Mustafa Reşit Paşa bunu menfaati şahsiyesi için yapıyordu diyor. Ha işte bu tip böyle söylemler işte. Şimdi Ziya Paşa'nın söylediği şey şu. Bu diyor Batılılar Ziya Paşa'nın söylemlerini kabullendiler, inandılar ona ve buna bağlı olarak da Batılılar İslamiyet hakkında ilerlemenin önünde engel diye bir düşünceye sahip oldular diyor. Bunun sorumlusu Mustafa Reşit Paşa diyor. Şimdi burada tabii Ziya Paşa'nın bir taraftan bak devamında da şunu söylüyor tabii. Bu özellikle Tanzimat'ın analizini yaparken aslında diyor Tanzimat olarak bildiğimiz şeyler o adımlar atıldıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Eskisinden gerçekten kötü oldu. Dolayısıyla Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat'la birlikte devlet esaslı şekilde zaafa uğradı diyor. Dolayısıyla Tanzimat'ın o hayriye falan olduğuna dair kanaati kesinlikle paylaşmıyor. Burada ilginç olan nokta şurası. Tabii Ziya Paşa'nın üzerinde durduğu şeyler var. Yani şiirini de okuduğumuzda hem terkibi bendi, tercihi bendi ama ayrıca onun hem zafernamesini, harabatı vesaire okuduğunuzda Ziya Paşa'nın çok ilginç fikirleri var. Onları hepsini belki ayrı ayrı konuşmak lazım ama şu kadarını söyleyebilirim. Ziya Paşa kendisi Londra'dayken şiir ve inşa diye bir çok meşhur bir şeyi var. Makalesi var. O makaleyi yazıyor ve orada diyor ki bizde hakiki manada edebiyat, edebi metin, şiir mevcut değil diyor. Ve biz hakiki manada edebiyatı bir şekilde oluşturmamız lazım. Şimdi böyle bir yani inşa şeysi bizde eksiktir anlamında bir şey söylüyor. Sonra İstanbul'a yani Türkiye'ye dönüyor. 6 yıl falan sonra harabatı yazıyor. Harabatı da bir mukaddime. Şimdi o mukaddimesi gerçekten kendi başına çok kıymetli bir eser. Orada niye Türkçenin ve Türk şiirinin ne kadar esaslı, ne kadar büyük bir şey olduğunu uzun uzun anlatıyor. Ve Türkçe ile alakalı da şunu söylüyor. Diyor ki aslında Türkçe diyor şeydi. Yani Farsça aslında iyi bir dildi, lisandı. Arapçanın imkanlarını üstlendi veya bayağı güçlendi diyor. Sonra diyor Türkçe, Arapça ve Farsçanın da bütün imkanlarını alarak sınırları olmayan bir okyanus gibi oldu. Yani büyük okyanus gibi. Önce her birisi küçük bir denizdi. Bir araya geldiler, çok büyük bir deniz oldular. Ama şeyle birlikte Türkçe bütün bu dillerin imkanlarını üstlenince dünyanın en büyük okyanusu oldu ve söylediği şey şu, herhangi bir fikri, düşünceyi ifade etme konusunda sizin en büyük desteğiniz sahip olduğumuz Türkçe. Ve bunun üzerine kurulu bir şeyi var. Harabat'ın öyle bir özelliği var. Orada da zaten Türkçe, Arapça, Farsça çok güzel, çok önemli edebi metinleri bir araya getirmiş. Şimdi bunu dikkate aldığımızda şimdi mesela Ziya Paşa dediğimizde şiir ve inşa yazısı bilinir ve modernleşmenin Türk edebiyatında modernleşmenin öncü isimlerinden birisidir. Yani halbuki Ziya Paşa'yı bir bütün olarak dikkate aldığınızda Ziya Paşa'nın bir dönemde bir konuyla alakalı olarak sonradan terk ettiği bir iddiadır o. O iddiadan zaten vazgeçmiş. Onun aksini gösterir şekilde
metinler ortaya koymuş. Şimdi ve diğer taraftan da Ziya Paşa'nın bütün şiini, hem terkibi bend, hem tercihi bendini okuduğunuzda çok açık bir şekilde İslam ile irtibatın varoluşsal bir boyut taşıdığını, yani İslam'la irtibatın varlık ilkesi olarak esasta durduğunu görür zaten, gösterir zaten. ve bu sadece Ziya Paşa için söz konusu değil. Namık Kemal için de böyle, Ahmet Cevdet Paşa için de böyle, Akif Paşa için de, herkes için yani. Hatta şeyler söz konusu olduğunda, yani şeyin mesela çok o dönemde batıcı olarak da kabul edilen bir sürü isimler var. Yani sonradan batıcı olarak şey yapılan. Şimdi o isimlere baktığınızda onların hiçbirisi İslam'dan vazgeçmiş falan değil. Yani hemen hepsi. Yani şeyin Ahmet Nebil efendim ne bileyim o dönemde ne kadar isim varsa. Ya en batıcı sayılan, hatta batıcıların ideoloğu sayılan Ziya Gökalp. Mesela. İslamlaşmak, muasırlaşmak, Türkleşmek. Yani kaldı ki. İslamlaşmayı tezinin bir parçası olarak görüyor zaten. Kaldı ki zaten. Yani İslam'ı şeyin, reddetmek, İslam'ı terk etmek gibi bir şey. Hayır zaten değil. Kendisi çok güzel anlatıyor. Ne demek bu Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak? Diyor ki aslında bizim girdiğimiz bir yol var millet olarak. Türkleşmek demek, eğitimin, dilinin Türkçeleşmesi demek. Hep o kadar başka bir şey değil. Yani Osmanlı Devleti'nde okullarda eğitim dili Türkçe olacak. Ders kitapları vesaire Türkçe olarak hazırlanacak. Ve Türkçe herkes tarafından ortak iletişim dili olarak yaygınlaştırılacak. Evet. Türkleşmek bu. Şimdi muasırlaşmak derken kastetti, yani İslamlaşmak derken kastettiği şey şu. Bu şeyde, memlekette devlet bütün şeylerine, vatandaşlarına İslamiyet'i öğretecek. Onu makul bir şekilde, İslamiyet'in şu tarafını, bu tarafını falan değil, İslamiyet'i bir bütün olarak öğretecek yani. Muasırlaşmak derken kastettiği şey şu. Bak işte okullarımız var, hastanelerimiz var, ordumuz var, ticaret yapıyoruz ve bütün bunları da dünyadaki diğer milletlerle, toplumlarla belirli bir ilişki içerisinde yapıyoruz. Ve bunu başaracak olan, başarmak için gerekli müesseseleri de oluşturduk. Muasırlaşmak da bu. Yani dolayısıyla o dönemde hani İslam bizi geri bıraktı, İslam'ı terk edelim diye bir tez söz konusu yani öyle değil. Bir şey, öyle bir şey yani dedim ya, herhangi bir şekilde anlamlı değil. Yani, peki hocam, burada size şunu sormak istiyorum. Bu Sabri Ülgener, yani bu zihniyet dönüşümü vesaireyle hani Osmanlı'nın hani geri kalışını, özellikle ekonomik alanda böyle bir işte dinin yanlış yorumlanması şeklinde değerlendiriyor. Yani işte Adnan adı var, hani önemli bir şahsiyet. Sabri Ülgener başka önemli bir şahsiyet. Yani bu gerileme paradigmasını kabul eden ve Osmanlı tarihini buna göre izah etmeye çalışan ve sebebi de din olarak gösteriyor. Yani birisi tabii Sabri Ülgener tabii İslam'a karşı bir insan değil ama diyor dinin yanlış yorumlanması şeklinde gerçekti ve bu yüzden Osmanlı geri kaldı deniyor. Tabii aslında bu yani İslam'ın Osmanlı'nın geri kalması sebebi gösteren yaklaşımlar ama idealist yaklaşımlar. Yani ekonomiyi, işte askeri, teknolojiyi vesaire hani bunları hesaba katmadan işte İslam'la ve İslam'ın belli bir şekilde yorumlanmasıyla izah etmeye çalışan şeyler. Halbuki yani kültürel faktörler, yani tarihin girişini tek başına belirleyecek şeyler olamazlar. İşte buna benzer mesela işte içtihat kapısı kapandı, onun için Osmanlı geri kaldı. İşte itikatta şöyle oldu, geri kaldı falan gibi böyle farklı farklı işte hurafelere inandılar falan. Yani o açıdan baksan Hristiyanlar daha çok hurafeye inanıyor. Yani dolayısıyla hani tamamen kültürel sebeplerle hani tarihin gidişatını açıklamak bir nevi indirgemecilik oluyor. Velev ki dedikleri doğru olsa bile yani. Şimdi bu Sabri Ülgin'den çalışması nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani ekonomik açıdan alakalı, yani bizi yani bir lokma bir hırka inanışına sahip olmak mı geri bıraktı? Şimdi ilginç olan nokta şu. Tabii şeyde 1930'lardan sonra
genelde Batı dünyasında ama şeyde de Türkiye'de de şöyle bir eğilim vardı. Bilim dinden ayrı bir şeydir. Evet. Dolayısıyla eğer siz bilimsel açıklama yapacaksanız, geçmişi de bilimsel olarak açıklayacaksınız, orada dini dikkate almayacaksınız. Yani dine taraftar veya karşı olmak değil, dine ilgisiz olacaksınız. Diyelim herhangi bir şeyde Osmanlı padişahı veya Osmanlı devletinde X fiili gerçekleşti. Bir sefer oldu, bir müessese kuruldu, işte bir medrese oluşturuldu. Fark etmiyor ne olursa olsun. Bunu açıklarken dine atıfta bulunmayacaksınız. Onu tamamen dinle irtibatsız bir hadise olarak göreceksiniz. Bu çok yaygın. Yani şeye baktığınız vakit, yani bütün kendi tarihimiz, hatta şey söz konusu olduğunda edebiyatta da, tarihte de bunu net olarak görürsünüz. Ve şey söz konusu olduğunda da bütün ilimler, diyelim o toplumu açıklayan, toplumla alakalı bütün veriler ne varsa bunların tamamı şey olduğu için, İslam ile irtibatlı olduğu için bunlar tarih araştırmasının konusu olarak da görülmedi. Sadece şeyler edebiyatla alakalı, mesela şeyler edebiyatla meşgul olanlar aslında bu konuda yine de hakikaten en iyi durumda olanlar onlar. Onlar da meseleyi daha çok böyle tasavvufi alanda, biraz böyle tasavvufi dini tecrübe üzerinden onayla irtibatlı olarak divan edebiyatını, Türk edebiyatını o şekilde açıklama gayreti vardı. Şimdi ve edebiyat söz konusu olduğunda da edebiyatın hayatla irtibatlı olabileceğini, hayatla irtibatlı olması lazım. Ama orada yaşanan hayat dinle, yani Müslümanların hayatı olduğu için edebiyatı hayatla irtibat içerisinde ele almak demek, tarihte dini dikkate almak demek. Yani bu olacak bir şey değil yani. Dolayısıyla diyelim şeyler çok ilginç divan edebiyatıyla alakalı. Mesela 30'lu yılların sonu, 40'lı yılların başıydı zannediyorum. Merhum Abdülbaki Gölpınarlı'nın divan edebiyatıyla alakalı bir yazısı vardır. Yani kendisinin de hayatının daha sonraki dönemlerinde onu hatırlatanlara, yani ne kadar pişman olduğumu bilemezsiniz anlamında. Şimdi öyle bir şey var ki, bir anlatıyor ki, divan edebiyatı böyle cinayetlerin, işlenen cinayetlerin üstünü örtmek için geliştirilmiş söz sanatı gibi çıkıyor karşınıza. Halbuki divan edebiyatı, divan edebiyatı hakikaten de çok büyük bir edebiyat. Yani felsefi derinlik açısından da, hangi açıdan bakarsanız bakın, toplum hayatıyla irtibat açısından da, diğer taraftan metafizik, bilim, her şeyle irtibat içerisinde, o bütünlüğü içerisinde divan edebiyatını kavramak istediğiniz, ama hepsinin gerisinde de şeyin ifade ettiği gibi, Akif Paşa'nın, Akif Paşa meşhur Adem Kasidesini öyle bitiriyor. Diyor ki, mahv-ı haki rehi şahin şeyhi kevneynim ben, ne tevellâ-i vücud ne teberrâ-i Adem. Yani iki cihan şahının, şeyhin şahının yolunun toprağında yok olmuş. Ne varlığı Kant'ın söylediği gibi böyle kendi zaman ve mekanın hakim olarak görürüm, ne de kendimi sıfır sayarım, yok sayarım. Dolayısıyla ben şeyle, varlıkla yokluk arasında bir yerde, ama kendi ne diyelim, varoluşumun şuuruna Nebi'nin yolunda toprak olarak, yolunun toprağında yok olarak kazanırım. Yani o varlık iddiasını Hazreti Peygamber'e ittiba üzerinden, evet, temellendiren bir şeydir. Şiirdir. Çok büyük bir şiir. Evet, evet. Öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi bunu dikkate aldığımızda, yani divan edebiyatının işte normal, işte ben şeyde
mesela Şeyh Galibi, efendim Fuzuli'yi, Nedim'i, şeyi, Baki'yi. Şimdi Nedim söz konusu olduğunda Nedim'i hemen böyle şey, Lale Devri'nin efendim ne diyelim böyle çapkın, heva ve hevesinin peşine düşmüş, o şekilde yaşayan bir şair diye hep sunarlar. Halbuki öyle değil. O taraflara da o anlama gelecek bir sürü şeyler olduğu gibi, ama başka bir taraftan baktığım vakit çok farklı bir Nedim de var. Daha başka bütün Osmanlı şiiri için, klasik Türk şiiri için bunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan şiirler söz konusu olduğunda, diyelim basit bir şey, son bir şey söyleyeyim de çok fazla uzatmayayım. Mesela Ahmet Cevdet Paşa. Ahmet Cevdet Paşa kendi hayatını anlatırken İstanbul'a geldiğinde ders aldığı hocalarından bahsediyor. Ve şey, mertebe mertebe. O mertebeler içerisinde birinci halkada bulunan hocaları ben biraz onlarla şey yaptım, meşgul olmaya çalıştım. Her birisinin bir sürü şerhi haşiyesi, yazdığı risaleleri falan var. Kütüphanelerde yazma olarak. Evet. Yani Ahmet Cevdet Paşa'nın bahsettiği, yani 19. yüzyılın başındayız yani. Şimdi şey söz konusu olduğunda, yani Ülgener'in bir defa kırdığı bir tabu var orada. Çok önemli orası. Ne demek? Ben bu Türk tarihinde, yani ekonomik boyutu açısından dini bir faktör olarak dikkate alacağım. Bu bir tabunun kırılması demek yani. Dini bu milletin hayatında bir faktör olarak dikkate almak. Bu yönden hele hele ekonomik tarih söz konusu olduğunda çok önemli bir şey. Zaten o yönden Ülgener ciddi şekilde takdir ediliyor. Fakat işte Ülgener'in önemli olan o kırdığı tabu öyle bir şablonun içerisine yerleşiyor ki bu şablon gerileme şablonu. Evet. Bu gerileme şablonun içerisinde şimdi Weber'in, Zombart'ın vesaire yaklaşımını dikkat alarak oradaki Batı, yani Almanya bağlamında oradaki gelişmeleri, kapitalizmin gelişim süreci içerisinde Protestan ahlakının da önemli bir konumu olduğunu görüyor. Yani din Batı'da kapitalizmin, yani dolayısıyla modern hayat tarzının, modern rasyonelitenin gelişiminde bir yerde duruyor. Fakat o Batılılar bu yükselen değer olarak kendilerini gördükleri için gelişen taraf, evet. O gelişen tarafta içerisine neyi koyarsanız o gelişmeye katkıda bulunmuş olur. Evet. Öbür tarafta siz şablon olarak çöken bir Osmanlı Devleti var. Evet. Çöken bir devlet, yani 300 yılda devam eden bir çöküş. Yani o çöküşün içerisine bir herhangi bir ne koyarsanız fark etmez. Oraya koyduğunuz vakit, oraya koyduğunuz şahıs çöküşe katkıda bulunan birisi olur. Evet. Fikir çöküşe katkıda bulunan fikir, evet, olur. İnanç çöküşe katkıda bulunan inanç olur. Ahlak çöküşe katkıda, tabii, bulunan ahlak. O şablonla ahlak yola çıkıldığı için, yani en başından hani ön kabul olarak Osmanlı'nın geri kaldığını hani kabul ediyorsun. Ondan sonra artık her şey onu destekleyecek şekilde yorumlanıyor. Yani tabii, dolayısıyla evet, Ülgener'in, evet, dediğim gibi kendisinin fert olarak başarısını, hı, gerçekten tam nerede başarısı var, evet, nerede takdir edilmesi lazım onu işte görmek Marxist lazım. Marxist olmayan, materyalist olmayan bir tarih yazıcılığını getirmeye çalışıyor ama o da gene gerileme onun kurbanı ya yani. Şeyine, paradigmasına destek olacak bir yorum getirmiş. Ama aynı dönemde mesela Brodel, yani Fransa'dan tam tersini söylüyor. İşte Osmanlı'nın 19. yüzyılın ilk çayrağına kadar, yani Akdeniz'de yani en aktif, en güçlü ekonomik aktörlerden birisi olduğunu ve ekonomik olarak asla geri kalmayacağını söylüyor. İşte sizin hocanız Gabar Hoca, yani askeri teknoloji bakımından geri kalmadığını söylüyor. Yani birçok alanda, yani Osmanlı'nın aktif olarak sürekli kendini yenilediğini görüyoruz. Bu yani Osmanlı'nın bu kendini yenilenmesi noktasında yani bu dinamizm nasıl gerçekleşiyordu hocam? Yani o konuda siz ne söylersiniz? Hocam, Köprülü Mehmet Paşa aklıma geldi.
Halep'te Köprülü Mehmet Paşa bir kervansaray ve yanına da bir kale inşa ettiriyor. Evet. Derdi yavaş yavaş işte Güney Afrika tarafından akmaya başlayan ticaret yolunu tekrar eski rotasından ihya etmek. Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyılarını bu şekilde canlandırmak. İzmir'i yine aynı dönemde ihya ediyorlar. Hem hanlar, hamamlar, kervansaraylar hem de kaleler inşa ediyorlar. Çünkü şunun farkındalar, özellikle Amerika'nın keşfi sonrası Avrupa'da büyük bir zenginlik oluşuyor. Ve bu zenginlik Batı'da askeri devrim dediğimiz süreci başlatıyor. Kendilerini özellikle silah teknolojisi noktasında ilerletmeye çalışıyorlar. Düzenli ordular kuracak materyal güce sahip oluyorlar. Ve diyorlar ki, hocam da bahsetti, kendi aralarında kavga etmekten vazgeçen bu yapı yavaş yavaş Avrupa dışı coğrafyalarda egemenlik kurma iddiasına girişecek. Bunun da ilk adresi herhalde Osmanlı toprakları olacak. O yüzden 1670'lerdeki filozofların yazılarını okuyoruz. Bu bilinçle ticaret yollarını ihya ederken yalanlarına kaleler, savunma sistemini de ihya edecek. Evet. İşte yine aynı dönemde Çanakkale'nin yapıldığını Kilidülbahir olarak görüyoruz. Mısır Çarşısı'nı da yapıyor. Mesela bugünkü Mısır Çarşısı Eminönü'nde 1664'te yapılan bir yapıdır. Yani ekonomik gelişmeyi takip etmeye ve imparatorluğun bu gidişattan en az zararla çıkmasına yönelik siyaset güdüldüğünü görüyoruz. Aklıma çok ilginç bir mesele geldi. İşte mikro tarihçilik burada önemli. Olaylara mikro bazda ele aldığımızda aslında çok makro meseleleri de anlatır, izah eder hale geliyor. Ankara keçisi, tiftik keçisi meselesi. Sanayi devriminin önemli meselelerinden biriydi. Yani tekstil sanayisinde çok kullanılan kumaşının imalatında önemli bir ham madde olarak görülen bir şeydir tiftik keçisi. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Ankara'yı anlatırken keçiden de bahseder ve der ki Frankler gelip bu keçiyi kaçırmaya çalıştılar. Kendi ülkelerine götürüp onun tüyünden, tiftiğinden istifade etmeye çalıştılar. Çünkü biliyorlar bunun benzerini bir yerde, başka yerde bulmak zor. Ama diyor Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin de kerametiyle bunda başarılı olamadılar. Çünkü bu keçi Ankara'nın dışında herhangi bir coğrafyada yaşayamaz. Nitekim İngiltere'ye götürdüler ve yaşayamadı. Tekrar gelip Osmanlı'dan bu ham maddeyi almaya mecbur kaldılar. 50 yıl sonra Naima'yı okuyorsunuz. Onda da tiftik keçisine yönelik bir bölüm var. Frankler bu keçiyi ve bunun benzeri ham maddeleri Osmanlı'dan almanın peşindeler. Devlet yöneticilerini uyarırız ki bu konuda gerekli tedbirleri alsınlar. Stratejik öneme haiz ticari noktada ve askeri noktada maddelerin dışarı çıkışını yasaklasınlar. Yani bu ifadeler neyi gösteriyor hocam? Osmanlı entelektüel camiası aslında olan bitenden haberdar. Global olarak tüm dünyada ne oluyor bitiyor takip ediyorlar. Tabii yani çünkü bir dünya devleti, dünya devletinin siyasetçisi, dünya devletinin aydını söz konusu yani. Tabii yani İstanbul limanlarından gidiyor geliyor o gemiler. Görüyorlar ne olduğunu ne bittiğini. Ya Fazıl Ahmet Paşa Haliç'ten çamur çıkarılmasını ve Frank gemilerine yüklenip Avrupa'ya taşınmasını yasaklıyor. Şimdi diyeceksiniz Haliç'in çamuruyla paşanın ne işi var? Çünkü diyor bu çamur kaliteli bir çamur ve bunu askeri sanayide kullanıyorlar diyor. Şimdi imparatorluk entelektüelleri, idarecileri aslında gerekli tedbirleri almakta da geç kalmıyorlar. Yani işte konuştuk geçen sefer, elçiler gönderiyorlar. Avrupa'da olan bitenleri bize raporlayın diyorlar. Sefaretler açıyorlar. Oralardan devamlı bilgi akışı cereyan ediyor. Abdülhamit'in Berlin seferinden istediği bir şey. Elimizde vesikası var. İstanbul'da bulamadım ama Almanya'da olması muhtemeldir. Şu Çin savaşıyla ilgili bazı görüntüler var. Onları bize gönder. Sinematografya aleti vasıtasıyla görmek istiyorum. Çin'de ne oluyor, ne bitiyor? Şimdi yıkılan bir imparatorluk, gerileyen bir imparatorluk ama Çin'de ne olup bittiğini merak eden bir padişah. Ve bunun için Berlin'deki sefire yazıp
bana elinde ne var ne yok gönder diyen bir vizyon, bir misyon. Yine Çin'deki, Japonya'daki halkların durumlarını merak eden, oralara yardım gönderen Ertuğrul Fırkateyn'i hepimiz biliyoruz. Yani Osmanlı yıkıldı, geriledi, işte buna yönelik tedbirler alınmadı iddiası tamamen boş bir iddiadır. Böyle bir vaka olsaydı ne Hicaz demir yolunu, ne Bağdat demir yolunu, Anadolu insanının işte elinde avucunda ne varsa onları feda etmesine de vesile olan bir süreçte inşa etmezlerdi. Ama gidişat istedikleri yönde olmadı. Bağdat demir yolu inşa edildikten, Hicaz demir yolu inşa edildikten kısa bir süre sonra daha belki Osmanlılar kullanamadan o demir yollarını Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor ve İngilizlerin eline geçiyor. Evet. Şimdi o zaman programımızdan sonuna yaklaşıyoruz. Gerileme değilse ne? Yani eğer Osmanlı Devleti hani şu andaki hakim anlatıda olduğu gibi, tabii daha doğrusu hakim derken yani bu önde gelen tarihçilerin söyleminde değil de popüler hani söylemde hakim. Aslında burada da yani bir çelişkiyi ortaya koymuş olduk yani bu program vesilesiyle. Yani tarihçiler başka bir şey söylüyor. Popüler söylemde eski söylem hala devam ediyor. Yani bunun bir sinkronize edilmesi lazım. Yani popüler söylemin bu önde gelen Osmanlı tarihçilerin verilere dayanarak ortaya koyduğu şekilde bir yenilenmesi gerekiyor. Ama eğer biz bu popüler söylemdeki işte Osmanlı geriledi, onun için yıkıldı söylemini tarihçilerimiz hani reddediyorlarsa ki bunların isimlerini saydık. O zaman ne oldu da yani Osmanlı Devleti yıkıldı, çöktü veya çökertildi? Evet, bunun cevabı nedir sizce? Hocam, evet. Müsaadeniz olursa şunu söyleyeyim. Aslında 1900'lü yılların başında kabuk değiştiren birçok imparatorluk var. Bunlara yıkıldı demek bile bence çok uygun olmaz. Kabuk değiştiriyorlar. Evet. Osmanlı İmparatorluğu Türkiye Cumhuriyeti'ne evriliyor. Avusturya-Habsburg İmparatorluğu, Avusturya, Macaristan, Bolşevik Rusyası yine aynı dönemde yani imparatorluklar çağı kapanıyor. Artık ulus devletler çağı başlamış ve yine aynı insanlar, aynı kurumlar. Polis Teşkilatı'nın 160-170. Yılını kutladık. İstanbul Üniversitesi'nin işte 1453'te yani gidin bakalım bugün İstanbul Üniversitesi'nin logosunda vardır 1453 diye yazar. Askeri teşkilatımız binli yıllardan kalır. Yargı hakeza yani zabıtamız yani Türkiye'yi cumhuriyetimizi şu anda yürüten, ayakta tutan kurumlara bakın. Hepsinin zaten Osmanlı döneminden tohumlarının atıldığı ve fonksiyonlarına devam ettiğini görürüz. Burada bence yıkılma ifadesinden de öte bir kabuk değiştirme ve gerileme ifadesinden de öte bir dinamizm arama, bulma daha sağlıklı bir yöntem olacaktır tarihçilik açısından. Çünkü görebildiğimiz kadarıyla gayet dinamik bir yapı var. Arayan, arayış içerisinde olan, onu deneyen, olmadı bunu deneyen, her yola başvuran. Cumhuriyetin de bence en büyük başarılarından biri bu deneme yanılma noktasında hala süreci devam ettiriyor olmasıdır. Hala yani biz bir yerde kalmadık. Aramaya devam ediyoruz. Tabii diyorsun. Yani dinamizm devam ediyor. Evet. Bu da ülkemizi, insanlarımızı hem aktif hale getiriyor, üretken hale getiriyor. Hı. Yani ülkemiz ve insanımız başarılı. Dünya tarihine baktığınızda yani bulanlar arayanlardır ama her arayan da bulamayabilir yani bazen yanlış şeyler bulur filan. Evet. Ve şu özgüvenle hocam yani hümür rical nahnu rical ifadesi bizim geleneğimizde var olan bir ifadedir. Yani onlar yaptı biz yapamayız. Buradaki onları çok genel almak lazım. Batılılardan tutun işte İslam tarihinin önde gelen isimlerine kadar. Yani onlar yapabildiyse biz de yapabiliriz noktasında özgüvenle hareket etmek. İnsanlara da özgüven vermek. Özgüvenlerin ellerinden almak değil. Ne yazık ki tarih yazımı özgüvenleri yok eden bir tarih yazımı. Bunu ilk başta ortadan kaldırmak lazım. Tarih biliyorsunuz çok stratejik bir boyutu da olan bir şey. Emperyal devletler bazı yerleri işgal ettiklerinde ilk yaptıkları iş onların arşivlerini, yazma eserlerini, tarihçilerini ortadan kaldırmak. Çünkü tarihi elden aldığınız vakit
o devleti, o milleti istediğiniz yönde hareket ettirebilirsiniz. Yani bugün bile üvey evlat, işte yetim insanlara baktığınızda onlar bir özgüvensizlikle hareket ederler. Onlar başarılı olmaları belki mucizedir. Ülkemizi ve insanımızı da üvey ve yetim bırakmamak lazım. Tarihe gerekli ilgiyi olması gerektiği şekilde göstermemiz lazım. Evet. Peki Tahsin Hocam, şimdi bu tarihçilerimiz gerileme paradigmasını terk etmişler. O zaman bu soru ortada duruyor. Eğer Osmanlı gerilemediyse neden çöktü, neden yıkıldı? Bu konuda sizin cevabınız nedir? Şimdi Fatih Bey aslında önemli bir hususu işaret etti. Aslında hayat ve tarih devam ediyor. Yani hayatın ve tarihin devam ettiğini dikkate aldığımızda aslında şey dediğimiz, bizim devlet olarak isimlendirdiğimiz şeyler, ne diyelim, fenomenler genel olarak milletlerin ve dolayısıyla ümmetlerin hayatında bir yeri olan ama onu ikame etmeyen hadiselerdir. Yani bugün baktığımızda yani biz Türkiye'yi her ne kadar bir şekilde en azından 20. yüzyılda İslam dünyasının dışında görmek, göstermek gibi bir tavırla yetiştik. Ama İslam Konferansı Teşkilatı diye bir yer var, bir kurum var. Tamam, şu anda bir organizasyon adı üstünde. Şimdi İslam ne adı ne oldu şimdi? İslam Konferansı'ydı. Şimdi İslam Konferansı değil, İslam Dayanışma. Neyse, adı öyle değişti. Şimdi bu ve Türkiye orada başrolde yani bir ülke. Şimdi diğer taraftan çok daha farklı şeyler işte bu D8'ler vesaire gibi hareketler var onun içerisinde önemli bir yerde. İşte diğer taraftan baktığınız vakit Türkiye Cumhuriyetlerle çok daha yakın ilişkiler kuruyor siyasi olarak. Ve başka bir taraftan baktığımızda bu memlekette yaşayan insanlarla diyelim şeye Endonezya, Malezya orada yaşayan insanlar bir araya geldiğinde yani herhangi bir ortamda yabancı diyelim senin hepimizin yaşadığı şey Müslümanların yoğun olarak yaşamadığı bölgelerde karşılaştığında tabi Malezyalı bir Malezya'dan gelen birisiyle Amerika'da New York'ta karşılaştığında yabancı birisiyle mi karşılaştın sen yani? Değil mi? Yani nedir? İyiler, doğrular bildiğimiz hepsi ortak. Ahlaki esaslar aynı, ibadet esasları aynı. Diğer taraftan tarih, tarihe bakış, irtibat noktaları, temel parametreler falan hepsi aynı. Şimdi bununla alakalı bizim bireysel olarak zaaflarımız, eksikliklerimiz olabilir. Bazı insanlar daha ciddiye alır, bazı insanlar daha zayıftır. Bazı insanlar kendi zihin ve varlık düzeninin gerisine kalmıştır. Farkında değildir aslında. Fakat onu mesela şeyde görüyor, birçok insan onu fark ediyor. Hatta Almanya'da bir isim vardı, kendisini ateist olarak takdim eden birisi. Berlin'de protestanlar şeyler söz konusu olduğunda Müslümanlarla diyalog faaliyetleri yapmak istediklerinde mesela Müslümanları temsilen o diyalog faaliyetlerini evet. yürütüyor. Kendisini evet. ateist olarak gösteriyor. Evet. Şimdi, ateist Müslüman yani. Ha yani hayır ateist Müslüman. Yani ateist ama kendini böyle Müslüman bir, gösteriyor. Evet. Garip, fakat evet. yani demek şimdi istediğim şey şu. Programın sonuna yaklaşıyoruz hocam. Demek istediğim şey şu. Evet. Şimdi aslında ortada çok büyük bir hadise var. 2 milyara yakın Müslümandan bahsediyoruz evet. ve biz bu bütünün parçasıyız. Evet. Bu böyle. Şimdi bu bir vaka. Şimdi biz şeyde bunun bütün bir tarihi akış açısından ne ifade ettiğini bugün yeniden düşünmemiz lazım ve bütün bir geçmişi, dolayısıyla Osmanlı tarihini de bu büyük geçmişin, büyük hadisenin içinde değerlendirmemiz lazım. Evet. O zaman tarihte kopukluğun değil, sürekliliğin esas olduğunu daha iyi göreceğiz.
Evet. Yani devletler yönetimler vesaire değişebilir. Değişebilir. Ama millet, ümmet varlığını bir şekilde sürdürür. Bir şey daha söyleyeyim müsaade etsen. Diyorsunuz. İbni Haldun onu söylüyor zaten. İbni Haldun diyor ki mülk bir defa ortaya çıktıktan sonra yok olmaz, el değiştirir. Evet. Evet. Peki kıymetli hocalarım çok teşekkür ediyorum. Ama bu soru bütün tarihçilerimizin, sosyal bilimcilerimizin, felsefecilerimizin üzerinde durması ve ikna edici cevap üretmesi gereken bir soru. Tarihçilerimiz artık gerileme paradigmasını bırakmışlar. Ama o zaman yani tarihimizde ne oldu, ne bitti? Bizim bunu yeniden ortaya koymamız gerekiyor. Osmanlı tarihinin yeniden yeni bir dönemlendirme ile yazılması gerekiyor ve bu işte akademisyen, araştırmacı, önde gelen tarihçilerimizin söylemindeki bu paradigma değişiminin popüler kültüre de bir şekilde yansıtılması gerekiyor. Kıymetli seyirciler, burada programımızın sonuna gelmiş olduk. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.